Herkese merhabalar dostlar. Ben Davut. Şimdi diyeceksiniz bu Avel niye böyle giyindi? Bugün size Flight Simulator'da nasıl yeni başlayanlar için rota bulunur, ILS ayarları yapılır onu göstereceğim. Sonra niye böyle giyindiğimi açıklayayım. Baktım birkaç kişi böyle video çekmiş. Harıl harıl ne bileyim gaza gelmiş. Ben de gaza geldim. Dedim ulan böyle çekeyim videoyu. Madem bir şey bilmiyoruz. Kostümlü mostümlü giyersek bir şey biliyormuş gibi oluruz belki dedim. Hani dedim oradan yırtarız bir şeyler. Şimdi ilk önce Free Flight'a girelim. Bir şey diyeyim bak ben oyunu bilmiyorum ona göre. Şu an tamamen kendi uğraşlarımla, kendi çabalamalarımla bulduğum şeyleri size öğreteceğim. Öncelikle şimdi uçağımızı seçelim. Neyi seçelim? Normal Boeing 747 olsun uçağımız. 737 olsun hatta. Tamam. Sonra buradan Flight Planner yani uçuş planlayıcıya gidiyoruz. Crit bölümünden ilk önce nereden kalkacağımızı seçiyoruz. Buradan İstanbul Atatürk'ten kalkacağım ben. Atatürk Havaalanı'ndan nerede hangi pistinden kalkacağımı seçiyorum. 36R'ye genelde 36R'ye yolluyorlar. Ben de o yüzden 36R'ye gideceğim şimdi. Sonra ineceğimiz havaalanı seçiyoruz. Buradan da Ankara tabii ki de Esenboğa'yı seçiyoruz. Okey diyoruz. Sonra yapacağımız şey buradan kolay yaklaşmak için. Yani sağdan soldan rezil rezil yaklaşmamak için rotamızı ayarlamak. Yani yaklaşımımızı ayarlamak. Kural hatası olabilir belki. Umurumda mı? Tabii ki de hayır. Umurumda bile değil. Ben acemiyim. Böyle yapıyorum. Gayet de iyi oluyor. Tamam. Bu şekilde şey yapıyoruz. Şu arkadaşlar kaç yapalım? Kaç bin irtifada uçalım? 23 bin bize yeter. 23 bin irtifa bize yeter. Buna şimdi okey diyorum. Herhangi bir yere kaydedin bunu böyle. Tamam de. Değiştir. Yes de. Sonra işte zamanı seçelim buradan. Benim en sevdiğim şu vakitler oluyor. Çünkü bu vakitlerde başladığınız zaman kalkışta böyle hafif güneşli, inişlerde mükemmel bir gece havası oluyor. Şu telefona bir bakayım. Şunu da çıkarayım. Bu ne? Allah. Tam bu kadar havaya girmek yeter. Dediğim gibi arkadaşlar bakın yorumlarda falan sövmeyin bana. Bir şey bilmiyorum ben. Kendi araştırmış ve bulmuş olduğum yöntemlerle tamamen şu anda oyuna dahil oldum. Oyun mu artık simülatör mü neyse. Hemen kendi el yapımı konsolumu da çıkartayım buradan. Mükemmel bir konsol yaptım. Harika işliyor arkadaşlar. Bravo. Kendimi tebrik ediyorum buradan. İlk defa bir şeyi başardım. İlk önce bir içeri geçelim. Sonra kuleye taksi izni isteyelim. Işıklarımızı yakalım. Dur. Sonra landing lights'la taksi light'ı kapatalım. Sonra havada ayarlamamak için irtifa ayarlarımızı yapalım. Sonra taksiyi onaylayalım. 23.000 irtifada uçacaktık. Öyle ayarlamıştık. 23.000 irtifaya girelim. Sonra kuleden 36R'ye zaten bizi yolladı demiş olduğum gibi. 36R'den kalkış izni alıyoruz. Genel prosedürler falan. Sonra alt tuşuna basıyoruz. Space'in solundaki alt tuşuna. Buradan World'e giriyoruz. Map diyoruz. Sonra bakın bu görmüş olduğunuz gibi çizdiğimiz rotayı takip ediyor. Esenboğa Havaalanı buradan yaklaşmalı. Bunlardan herhangi birine tıklıyoruz ILS'ten. Şurada görmüş olduğunuz heading ve frekansı kaydetmenizi istiyorum. OK'ye tıklayın. Sonra bunun bir de sol pisti var. Dur, sol pistine tıklamayalım. Neyse, sol pistinin de ben size frekansını vereyim. Sol pisti 180.90 frekansıyla işlem görüyormuş. Buradan course değerimizi giriyoruz. Frekansa en son gireceğiz. Navigasyonla yaklaşmaya başladığımızda gireceğiz. Buradan havadaki gitmek istediğimiz hızımızı, natımızı ayarlıyoruz. Tabii ilk kalkarken bunu kullanmayacağız çünkü gerek yok. 320 knot'ta gidelim. İnişlerde yok. Bu sen dur daha inişte bu. İnişte geçmeden önce bu şeyi ayarlayacağız. Şimdi flaplarımızı 5 dereceli konuma getiriyoruz. Zaten kalkış iznimiz verilmişti. Emniyet kemeri ve
sigara dumanı şeyimizi verdik. Bakalım şöyle tekrardan. Flaplarımız 5 derece açık. Güzel bir şekilde hızımızı sonuna kadar arttırıyoruz. Park frenlerimizi çekiyoruz. Ve uçağımızın hızlanıp kalkmasını bekliyoruz. Uçağımız 170-180 knot'a geldiğinde levyeyi kendimize doğru çekeceğiz. 10 derecelik yükseliş açısıyla yükselmeye devam edeceğiz. Bundan sonra yapacağım işlemleri iyi izleyin. Görüyorsunuz hızımız burada yavaş yavaş artıyor. Güzel bir şekilde. (gülüyor) 140 knot'a kadar çıktık şu anda. 160 170 knot, 180. Şu an levyeyi kendime doğru çekiyorum. 10 derecelik açıyla devam ediyorum. Sonra gazımı biraz kesebilirim. Ama ardından biraz gaz vermem lazım. Tabii, tamamen vermeyelim ki overspeed olmayalım. 10 derecelik açıyı yine korumaya devam ediyorum. Kuleden bu arada ayrıldığıma dair işaret geldi. Artık şeyi çekiyorum kendime. Buradan otomatik pilota geçebiliriz artık uçağımızı. Flight Director. Şimdi buradan ilk önce GPS olarak ayarlıyoruz. Bakın bunu navigasyon şu anda. Yukarı doğru baktığında navigasyon. Aşağı doğru baktığında GPS oluyor. Buradan Approach'a tıklıyoruz. Bizim çizmiş olduğumuz rotayı takip etmesi için. Approach'a tıkladığımız anda zaten görmüş olduğunuz gibi uçak kendiliğinden şu Shift 3 ile açmış olduğumuz rotamıza doğru gitmeye başlayacaktır. Şimdi bu noktadan sonra biraz ben oyunu hızlandıracağım. Ki uğraşmayalım o kadar. Tamam artık bunu kapatabiliriz. Buradan sonra artık alçalmaya başlıyorum ben. 9000 feet'e kadar kendisi inecek. Hızımızı daha aşağı çekiyorum 250 knot'a. Hatta yavaş yavaş giderse sıkıntı yaratmayacaktır bize. Gördüğünüz gibi uçağımız hala çizmiş olduğumuz rotayı takip ediyor. Rotadan herhangi bir sapma söz konusu değil. Sanırım yetişmeyecek yalnız irtifamız inmek için. Bunu biz birazcık oynamayla değiştirelim. Yanlış bir şey yaptım şu anda. Ben de biliyorum yanlış bir şey yaptığımı. Uçak fazla aşağı doğru bakıyor. Uçağımız şu şekilde gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bizim pilotlara da bakalım. Bakın ben de pilot gibi giyindim. Gözlüğüm eksik. Şöyle yapalım. Tamam. Böyle de hiçbir şey görünmüyor. Pacifica Airlines. Şöyle bakalım. Tekrar rotaya girmek üzere. Ama çıkarabilirim. 20.000 fitteyiz hala. Yetişecek umarım. Yetişmesi lazım yani. Hızımıza bakalım. Hızımız kaçmış. 160 knot. Güzel. Şimdi yavaştan iniş için ben hazırlıklarımı yapayım. Çünkü unutuyorum ben bunları. Mutlaka unutuyorum yani. Bazen unutuyorum diye bir şey yok. Mutlaka unutuyorum. Kulemi de yavaştan aramaya başlayayım. Sivrisar. Esen bacan. Waypoint 3'e geldik. Varış noktası 3. İrtifamız 19.000 feet. Biraz geç kalacak gibi duruyoruz ama hadi hayırlısı bakalım. Onu biraz daha hızlandıralım. Çok fazla boş beklemeye gerek yok. Boş yapmaya gerek yok.
8x olsa bile iyi olur. Yavaştan biz kulemizi aratmaya tekrar devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi bu yetti. Hatta fazla bile oldu diyebiliriz. Erken bile indik diyebiliriz yani. O yüzden ben bunu 10.000 fitte tutacağım şimdi. Waypoint 4'e geldiğimizde alçalmaya başlayacağım artık. Bundan sonra. Hala bulamadık mı havalanını? Yok. Akıncaya kadar geldik ama. Tekrar arayalım. Yine bulamadık. Bravo. Tamam. SMBO'yu şimdi gördük. Tıklıyoruz üzerine. Full stop landing, landing diyoruz. Bakalım 3L pistine verdi bize. Onaylıyoruz kabul ettiğimizi. Şimdi yavaşlatalım. ILS sinyalimizi girelim. Uçağın pist ortalaması için gerekli olan ILS. Shift 2 yapıyorum. Öncelikle şuradan bir irtifam ve 6000'e indireyim. Şöyle 5000 iyidir. 3L pistinin ILS sinyalini zaten size alın diye söylemiştim. 108.90 olduğunu da söylemiştim. Buraya geliyoruz, tıklıyoruz. Değiştiriyoruz. Etkin hale getiriyoruz. Bulduğumda ötecektir. Şu an ötüyorum duymuyorum ama şu işaret olduğuna göre ötüyor demek galiba bu. Hemen bunu navigasyona çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi ötmeye başladı. Yani bulmuş uçağımız frekansını. Şöyle yapalım, birazcık hızlı inmesi adına. Hala yukarıdayız çünkü, acayip yukarıdayız. Çok yukarıdayız. Niye böyle oldu? Şu an düşüyor gibi bir iniş yapıyoruz. Ayıptır söylemesi. Şöyle göstereyim ben size. Felaket bir şekilde iniş yapıyoruz şu anda. Aslında çok da değildi. Neyse. Gördüğünüz gibi hafiften pistin ışıklarını görmeye başladık. Buradan itibaren hızımı iyice kesiyorum. 190 knot'a kadar indireceğim. Bu uçağın inmesi gereken hız 140 knot civarında bir şeyler. Tamam, şu anda yüksekliğim gayet ideal. Şöyle yapabilirim bunu. Pistimi ortaladığında zaten ben kendi kontrolümü alacağım. Şuradan görüyorsunuz pisti ortalıyor mu, ortalamıyor mu? Şöyle yapalım. Görüyorsunuz. Aşağısı Ankara. Çok güzel manzarası var. Hatta şöyle bir kayıt alayım ben. Hala aile sinyalim gelmeye devam ediyor. Farkındaysanız ötüyor. Tamam, pistim şu anda ortalandı. İniş takımlarımı açıyorum. Flavımı açıyorum 1 derecede. 5 derecede. Çok güzel. Artık yavaş yavaş da çok olmamak şartıyla alçalıyorum. Alçalıyorum. Ve hızımı da 150 knot yapıyorum ki yavaşlasın uçak. Biraz da kalkalım şöyle görmüş olduğunuz gibi. 4400 feet. Landing lights. Okay. Pistin temiz olduğu iniş için bize bilgilendiriliyor, check ediliyor. Biz de bunu onaylıyoruz, anladığımızı. Hala aile sinyalleri gelmeye devam ediyor. Bu noktadan sonra artık kendime alabilirim ben uçağı. Şu şekilde.
Çekiyorum artık ve uçağın kontrolü bizde. Uçağı dilediğimiz gibi uçurabiliriz şu anda. Görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde pisti ortala daires. Bu yaklaşmadan dolayı oldu. Yani çizmiş olduğumuz rotadan dolayı oldu. Uçağımız biraz şu an yukarıda olduğunu söylüyor bize ışıklar. Işıkların dördü de sarı yanıyor gördüğünüz gibi. Yani bu iniş irtifasından biraz yukarıda olduğumuzu gösteriyor bize. E-brake'imi arm konumuna getirdim. Evet, pistimize oturmaya hazırız. Güzel bir şekilde indik ve sonuna kadar açıyoruz hava frenlerimizi. 60 knot'un altına düştüğümüzde de tekrar onları kapatacağız şu şekilde. Bundan sonra artık hazırız. Otomatik frenlerimizi kapatabiliriz yoksa pisti hareket edemeyiz bu noktadan sonra. Tamam. Artık buradan sonra yer birimiyle irtibata geçip taksi ışıklarımızı yakıp ayrılabiliriz pistimizden. Pistimize nereden ayrılıyoruz şimdi? Peki kardeşim, ayrılacağım şu anda. Landing light'ları bir yakalmıyor. Önümüzü görmüyoruz. Kule boş yapma. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta ben burada bırakayım uçağımı. Şöyle dışarıdan bakalım. Siz de bu şekilde benim gibi yeni başladıysanız ve yaklaşmada sorunlar çekiyorsanız pisti ortalama konusunda. Çok ortalı olmadı ama biraz erken aldım galiba yönetimi kendime. Ama gördüğünüz gibi sorunsuz, temiz bir şekilde inişimizi yaptık. Siz de bu uygulamaları kullanarak gayet mükemmel bir şekilde uçağınızı sürebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Beğeni atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.